Efendim bütün namazlar tabiatıyla çok önemli. Yatsı ve sabah namazları ile ilgili olarak Yüce Peygamberimizin özel bir ifadesi var. Yatsı namazı insanların daha çok istirahate çekildiği ve yorgun bedenleriyle belki eğer bu işin ruhunu ve ciddiyetini kavramadıkları durumlarda hadi ben kılmadan yatıvereyim diyebilecekleri bir hassas zamana tevafuk eder. Dolayısıyla namaz hassasiyeti taşıyan bir Müslüman yatsı namazına biraz daha özen göstermelidir. Yatsı namazıyla ilgili özel bir atıf yok Kur'an-ı Kerim'de ama günün hassas bir vakti, insan vücudunun yorgun olduğu bir vakit. Tabi ibadet hassasiyeti taşıyan bir insan yatsı namazını kılmadığında eminim ki rahat uyku uyuyamayacaktır. Ve bütün namazlar için aynı şey geçerli ama sizin uyku öncesindeki namazınız olduğu için adeta ki uyku bir nevi ölüm gibidir. Uyku halinde ölen insanlar vardır. Ben şöyle söyleyeyim size. Yüce Peygamberimiz her sabah yatağından uyandığında şu duayı hiç ihmal etmedi. Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Ölümümüzden sonra bizi dirilten. Yani uyku bir ölüm gibi, onu da ifade ediyor zaten Peygamberimiz. Bir nevi uykudan uyanan kişi ölümden sonra dirilmek gibi bir, yani kendisine yeni bir gün bahşediliyor Allah tarafından ve Allah'a teşekkür etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir nevi ölüm gibi olan bir hayata geçiş öncesinde yatsı namazı adeta zamanınızın, hayatınızın her veçesini Allah için yaşadığınızın bir göstergesidir. Ve günün bitimi bir anlamda hayatın da bitimini sembolize eder. Biz bir gün gelecek, bütün hayatımızı da sona erdireceğiz. Her şeyin bir ölümü var. Günün ölümü kişinin uykuya dalmasıyladır. Bu anlamda son çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de yine akıbet ifadesi vardır. Güzel akıbet Allah'tan gereği gibi sakınanlarındır der. Bence tabii bu ibadete düşkünlük çok önemli ve bizim her şeyimiz Allah için, her şeyimizi ona borçluyuz ve yaşadığımız bir günün aynı zamanda teşekkürü gibidir Yüce Allah'a yatsınız. Bu öyle çok önemli.